Selam arkadaşlar, nasılsınız? Geçmişte bir Lumion sahnemiz vardı. İç mekan nasıl render edilirle ilgili. Şu an siz ona bakıyorsunuz. Ee, yani bu çok fazla gelen bir soru aslında. Lumion'da iç mekan render nasıl oluyor hocam? Ee, dış mekan gayet güzel alıyor. Peyzaj gayet güzel çıkıyor fakat e, iç mekan nasıl oluyor? Bu bir soru işareti. Şöyle söyleyeyim. Lumion kendisini iç mekanda epey geliştirdi. Yani eski Lumion'larda iç mekan diye bir şeyi hiç düşünmeyin. Daha iyi. Yani Lumion 8'de, Lumion 9'da öyle iç mekan tamam birkaç. Özellikle 8 ve öncesinde. Yani 6, 7, 8'de falan iç mekan diye bir şey yok. 9'dan sonra gelen bazı özelliklerden sonra arkadaşlar toparlandı. Daha iyi sonuçlar almaya başladı. Bunu şunun için söylüyoruz. E, eski e, Lumion'lardan beri her zaman için en büyük iddiası Lumion'un dış mekan mimari, özellikle peyzaj mimarlığındaki iddialı renderlarıydı. Yani e, V-Ray ile işte filan ya da diğer CPU tabanlı render motorlarıyla kesinlikle yarışabilecek hatta geçebilecek durumdaydı. Şu anda nitekim öyle. Son derece iyi sonuçlar alıyoruz. Hiçbir şekilde öyle hani kıyaslanacak bir e, durumu yok. Yani e, V-Ray'de dış mekan render alacağım diye ee, öyle karın ağrıları çekmenize gerek yok. Şu kadar modeli dışarıdan getireceksiniz, şu kadar malzemeyi getireceksiniz. Sahneniz o kadar bitkiyi kaldıracak, bilmem ne olacak, ek pluginler kuracaksınız. E, renderınız patlayacak, maxiniz kapanacak, bilmem ne olacak. Günlerce render bekleyeceksiniz. Ufak tefek kusurlar için tekrar iptal edip tekrar render alacaksınız. Filan filan. Yani bunlarla uğraşmanıza gerek olmadan Lumion'la kendi hazır bitki arşiviyle pıt 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 koyuyorsunuz, geçiyorsunuz. İçi mekanda durum şöyle, dediğim gibi gelişiyor, gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Yani şu an biz elimizde Lumion 12'yi kullanıyoruz. 13'te daha iyi bir render programıyla karşılaşacağız. 14'te daha da iyi olacak. 15 daha da iyi olacak. Bu böyle gidecek. Arkadaşlar kendisini geliştirdiği sürece özellikle de en zayıf noktası olan iç mekan render gelişti ve bir hayli iyi bir noktaya geldi. Şu an internette biraz gezinecek olursanız zaten iddialı renderlerin olduğunu da göreceksiniz. Yapılıyor arkadaşlar yapılıyor bunlar yani biz de bunu göstereceğiz zaten hiç korkmaya endişelenmeye gerek yok peki bir öğrenci ya da bir kişi bir tasarımcı bir mimar niçin lumyonu iç mekanda tercih eder virey veya Corona yerine şimdi arkadaşlar benim bir eğitmen olarak Corona derslerim gelecek virey derslerim zaten var yani hepsini de kullanıyorum. Hepsini de çeşitli yerlerde, çeşitli uzmanlık alanlarına göre kullanıyorum. Bir kişi Lumion'u niçin V-Ray yerine tercih eder? Öncelikle şunu baştan belirteyim, bilmeyen arkadaşlar için Lumion bir render motoru diyebiliriz. Ee, böyle bir yazılımdır. Şimdi bunu söyleyince sanki Max'in içine ya da Cinema 4D'nin içine kurulan bir şey zannediyor. Hayır öyle değil. Ayrı bir programdır fakat bir render motordur. Yani Lumion'da modelleme yapamazsınız. Lumion'da render alırsınız arkadaşlar. Bir modeliniz vardır. Bunu Max'te, Cinema 4D'de, SketchUp'ta yapmışsınızdır. Şimdi bunu render etmeniz gerekiyordur. Yani ışığı, malzemeyi koyacaksınız, ayarlayacaksınız. Bundan güzel bir fotoğraf gibi kimi zaman gerçekçi, realistik, kimi zaman artistik, kimi zaman sanatsal, kimi zaman etkili, güzel fakat ışıkla etkileşime girmiş bir sahne elde etmeniz gerekiyor. Tamam, render budur. Pekala. Ben ne zaman Lumion'u bir render motoru olarak tercih etmeliyim? Arkadaşlar, vaktim azsa, hızlı render istiyorsam, pratik iş istiyorsam cevap direkt Lumion'dur. Vaktim bolsa, çok güçlü makinelerim varsa, yani öyle e, CPU ile baş edecek, uzun render süreleriyle baş edecek, biraz da ince ince uğraşacak bir durumum varsa o zaman vireyi tercih ediyorum. Aslında durum ve tercih bundan ibarettir. Ben hem bir eğitmen hem de bir mimar olarak dediğim gibi duruma göre ikisini de tercih edebiliyorum. Bazen biri bazen diğeri. Yani bir diğerinden böyle bariz üstün falan değildir. Gereksiz e, rekabetlere gerek yok. Bunlar arkadaşlar anlamsız rekabetler hangisi daha iyi filan. Ben söylüyorum ikisinde kendi avantajları vardır. Yani keskinlik, gerçekçilik, Ince ince uğraşmak, bütün detaylarını hakim olmak, ee, yani e, böyle bir şey istiyorsanız ve zamanımız varsa ve makineniz güçlüyse, uzun render süreleriyle baş edebilecekseniz, e, V-Ray tercih edersiniz. Biraz da kuantum fiziğiyle uğraşırsınız yani öyle diyeyim. E, fakat malzemeyi pıt pıt vereyim geçeyim, pratik bir render çıksın, hemen güzel bir şey elde edip yarın sabah yetiştirmem gerekiyor işler çabuk olacak e, okulda proje teslimim var ne bileyim filanca işi aldık süremiz kısa hemen Lumion'da vermemiz gerekiyor zaten karşıdaki adam e, bu iş şu programda mı yapıldı programda mı yapıldı ayırt edecek halde değil o yüzden benim bu işi hemen vermem gerekiyor diyorsanız Lumion'dur e, şöyle söyleyeyim İkisini de iyi kullanan kişi e, yani hangisinde yapıldığı çok ayırt edilemez bir şekilde iyi iş çıkartır ortaya ayrı mesele ama uzman göz tabii ki farkı ayırt eder ee, yani her zaman söylediğim gibi yani özellikle çok ustalıklı böyle ince ince işlenecek uzun detaylı iş istiyorsanız konu vireydir ama e, pratik iş istiyorsanız lumion'dur. Bunu artık tekrarlamama gerek yok arkadaşlar anladınız. Şimdi şöyle söyleyeyim benim daha önce anlattığım bir sahne yani virey sahnesi bir beyaz yatak var bol ışık alan iç açıcı bir ortam, biraz da böyle sansaldı. İşte gitar koydum. Yani basit bir sahne, kompleks bir sahne değil. Böyle bir ortam. Bunu zaten ben anlattım, v nasıl yapacağımızı. V-Ray'de yaptık bu sahneyi, güzel render aldık. E bir de bu sahneyi Lumion'a nasıl dönüştürürüz. Yani aynı sahneyi nasıl Lumion'da render ederiz? E bunu yapacağız arkadaşlar. Ben size sahneyi model olarak göndereceğim merak etmeyin Max model olarak sahne elinize geçecek Bunu beraber siz de yapacaksınız ben de yapacağım Sorularınız olacak onlara cevaplayacağım Beraber bu sahneyi Uygulamalı olarak Öyle olduğu için çok daha akılda kalıcı oluyor Birlikte Lumion 12'ye çevireceğiz Lumion 12'de malzemelerimizi vereceğiz Sorunlarımızı gidereceğiz Işığımızı koyacağız kameralarımızı koyacağız Gerekli objeleri koyacağız ...ve birlikte render edeceğiz. Tıp atıp aynı sahneyi yaratmaya çalışmayacağım. Orada e, kreatif olarak... ...sanatçı e, sanatçı bir yaklaşımla yani... E, ...aklıma bir şey gelirse... ...spontan bir şekilde... ...ya yani şuraya da şunu yapayım, buraya da bunu yapayım diyebilirim. Malzemeleri değiştirebilirim. Dışarıda gördüğüm manzarayı değiştirebilirim. Bana kalmış. Bakacağız beraber arkadaşlar. Yani netice olarak ne yapacakmışız? Sahneyi yeniden Lumion'da... ...kuracağız arkadaşlar. Ve beraber render edeceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak... Haydi başlayalım.